Ya siz muhteşemsiniz. Nasıl güzel cevaplar vermişler. Bir kısmı da doğru bu arada bunların. Yani biliyorsunuz da aslında hocam. Ama mesela makarnayla başlayalım. Şimdi makarnanın bir kere sosu kilo aldırmaz. Sosu besler. Besleyici olan hiçbir gıda kilo aldırmaz. Makarnayı nasıl yaparsanız kilo aldırmaz biliyor musunuz? Nasıl? Haşlamazsanız. Nasıl ya? Öyle nasıl Haşlamayacaksınız. yiyeceğiz? Sıcak suda bekleteceksiniz. Madem makarna yemek istiyorsunuz, sıcak suda bekletin. İtalyan gibi. Fransız gibi de üzerine sos koyun. Hatta Türk gibi sos koyun. O soslar sizi beslesin. Şimdi makarnanın özelliği şu. Durum buğdayından olur. Durum buğdayı biraz daha serttir. Normal ekmek gibi değildir. Fakat makarnayı çok haşladığın zaman nişastası açığa çıkar. O zaman ne olur? Hani o konservelikten çıkar ortaya. Normale gelir. Halbuki konserve gibi olursa, yani sindirimi zor olursa, Bana enzime makarna ihtiyacı getirsenize. olursa o Makarna. zaman ne olacak? Masada nerede? Aman Hayır bu değil, canlısın. bu değil. Yani hiç üzerinde bir şey olmayan bir makarna Evet. istiyorum. Şimdi bomboş makarna yerseniz sadece o durum buğdayını almış olursunuz. Onun yerine hiçbir şey yemeyin daha iyi. Yani boş makarna yemek size kilo aldırır ileriki dönemlerde. O yüzden haşlamayın ve bol soslu olarak yiyin. Hocamın Eğer dediğini yapacağım şimdi. Ben doğru mu anladım? Demek ki biz bu makarnayı kaynatıyoruz ya böyle fokur fokur suyun içinde. İşte o kaynatmamız demek ki bize kilo aldıracak hale getiriyor makarnayı. Evet. Ben doğru anladıysam şimdi makarnaları çiğden koyacağım. Üzerine sıcak su koyacağım. Evet. Bakayım ne kadar pişecek, ne kadar çekebilir ki Hayır. makarnanın. Makarna suyu Nasıl? çeker. Bakın Göreceğim kısır var. şimdi, merak Bir ettim. bana hastalarım soruyor. Diyor ki bulgur çok değerliymiş. Tamam diyorum. Bulgur ama haşlamayın. Zaten kısır Kısır gibi yaparken öyle yapın. yapıyoruz ya üzerine Kısır gibi sıcak su. yapın. Sıcak su. Aynı. Aynı Ha kısır mantık. ha şey. Yani E bunu makarnayı yapmak illa çok bir cıvı kolay cacık Cevahir olacak. ki. Ağızda eriyecek. Aynen. Ağızda eriyorsa mide de eriyor demektir. Ve hiçbir anlamı yok. Yani Allah sizin Allah. mideniz için hiç çalışan bir şey yok. Getir getir Sadece annem, getir hemen. yediğiniz yemek sindiriliyor. Halbuki şu arkada gördüm hemen gözüme ilişti. Ne hocam? Sindirim sistemi Ah çok çok yaşa. önemli. Sindirim sistemi ne kadar güçlendirirsek o kadar iyi olur. Şimdi bak makarnayı aldım çiğden. Şöyle koydum. Makarnanın yapılış şeklini değiştiriyoruz bundan sonra hanımlar beyler. Evet, o kadar Şöyle koydum. Bu yeterli kadarı kısırı. yeterli. Şimdi Çok kaynamış çiğden bir suyu koydum. koyduk. Tamam. Suyum da şimdi kaynadı. Bak buharı üstünde daha buharı yeni çıkıyor. Şimdi sıcacık suyumu da hiç böyle pişirmemiştim. Üzerine koyuyorum. Bekleyin 15 dakika. Allah Bakın ne oluyor. Allah. Aynı kısır yapıyormuş gibi. Kısır Evet. yerine makarna yapın. Ama makarnayı sossuz yemeyin. Yani üzerine peynir olsun, kıyma olsun, bir şey olsun. Olsun tabii canımıza minnet. Bazen Ama sabah kahvaltıda veyahut da akşam üzeri ikindi kahvaltısında ne yapıyoruz? Börek yiyoruz değil mi? Börek ekmekten veya poğaçadan çok daha değerlidir. Siz poğaça yiyeceğinize, o puf puf şeyleri yiyeceğinize börek yiyin. İçinde yağ var, Bir bakayım. malzeme var, peynir var, kıyma var. Bazen patates koyuluyor. Patates de zarar vermez. Zarar verseydi askerden niye patates dağıtsınlar değil mi? Ya Ha biraz askere gidenler koydururlar. zaten mercimek deyince Ama öbür kapıdan çık. enerji almak için o patates veriyor. Siz evde oturuyorsanız, televizyon seyrediyorsanız o zaman o patatesi o kadar çok yiyemezsiniz. Yemeğin içinde 2-3 küp olması yeter. İşte burada hep dozdan bahsediyoruz değil mi? Ve şunu unutmayın. Bakın o konserveleri açmak zorundasınız. Bütün etli yemekler, sebze yemeklerinde konserve gibi geliyor vücudumuza. O konserveleri açacak olan enzim varsa, elinizde açacak varsa o konserveler açılıyor. Açacak yoksa o açacağı oluşturuncaya kadar bir müddet tatlılardan, hamur işlerinden uzak duracağız. O açacak açıldığını nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Sık sık acıkmamaya başlarsınız. Tatlıyı o kadar çok sevmezsiniz. Ağız tadı için yersiniz. Şimdi herkes tatlıyı diyor ki zehir zehir zehir. Tamam zehir. Haklılar. Çünkü tatlı yıldırım gibidir. Size Ne güzel enerji zehir. lazım oluyorsa yıldırımdan enerji elde edemezsiniz. Ama tatlı da onun gibi çok yüksek enerjiye sahip. Birdenbire kan şekerini fırlattırıyor. O zaman problem ne yapıyor? Pankreası çok yoruyor. O yüzden tatlıyı istemediğiniz zaman yediğinizde ağız tadı için yemiş olursunuz. O da size zarar vermez. Çünkü tatlı yasak dediğimiz zaman bakın Daha çok reçeller canımız istiyor hepsi bu yasak. sefer. Ya aşure yasak. Baklava yasak. Hepsi dondurma yasak. Şimdi ben dondurma yemedim diyen bir kişiyi ben rastlamadım. Hele yazın. Ama eğer siz dondurmayı sağlıklı bir bünyede yerseniz bakın o zaman ne oldu? Bakın birdenbire Mumlar telomerler gidiyor. ne oldu? Birisinin telomeri çok azaldı, küçüldü.
öbürü hala ayakta dimdik. Peki, yoğurtlu bir tarifimiz var biraz sonra. Bir de karabiber çayımız var, muhteşem. Bu karabiber çayını ben çok seviyorum ve şiddetle tavsiye ediyorum.